Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere iğne oyasından inci ile yapılan bu kibar oyanın yapılışını göstermeye çalışacağım. Şimdi oyamızın yapılışına geçelim arkadaşlar. İğneme ipimi aldım, hemen düğümümü atıyorum. Hemen birkaç tane zürafa yapacağım arkadaşlar. Son yaptığım zürafaya batarak geri dönüyorum. Ve buraya pırpır yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde birinci pırpırımı yaptım. Tekrar aynı zürafaya batarak ikinci pırpırımı yapıyorum. Ve tekrar zürafa yapıyorum. Bir, iki, ve 3. 3 tane zürafa yaptım. Arasında 2 tane zürafa kalacak arkadaşlar. Son yapmış olduğum zürafanın içine batarak geri dönüyorum. Ve şimdi buraya bir tane inci alıyorum arkadaşlar. İncimi aldıktan sonra hemen pırpırımın içine batarak şu şekilde düğümümü ayarlıyorum. Düğümümü iyice sıktım arkadaşlar. Şimdi 3 tane tekrar inci alacağım arkadaşlar buraya. Şu şekilde 3 tane incimi aldım. Şimdi altta kalan, yani arada ipin içinde kalan incimi yukarıya doğru alıyorum. Düğümüm bu kısmına gelmesi gerekiyor arkadaşlar. İncim sol tarafta kalacak ve sağ tarafına düğüm atacağım arkadaşlar. Hemen iğnemi batıyorum. Şu şekilde tutuyorum arkadaşlar. Ve düğümümü iyice sıkıyorum. Bu şekilde birleştirmiş oldum. Tekrar aşağıya dönerek pırpırımı tamamladım. Aynı zürafanın içine tekrar batıyorum. Ve ikinci pırpırımı yapıyorum. Şimdi tekrar zürafa yaparak devam ediyorum.
Modelimiz yapılışı çok kolay arkadaşlar. Hem kibar zarif bir oya, herkesin kolayca yapabileceği çok güzel bir model. Üç tane zürafa yaptım. Son yaptığım zürafaya batarak tekrar geri dönüyorum. Ve yine buraya pırpır yapıyorum arkadaşlar. İki tane pırpır yapacağım. Birinci pırpırımı yaptım. Tekrar aynı zürafaya batarak İkinci pırpırımı yaptım. Ve yine 3 tane zürafa yapıyorum. Dilerseniz yazmanızın kenarına zürafa yaptıktan sonra da üzerine yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 3 tane zürafamı yaptım. Son yaptığım zürafaya batarak tekrar geri dönüyorum. Ve buraya bir tane inci alıyorum arkadaşlar. Hemen pırpırımın içine batarak İpimi ayarlıyorum. Şu şekilde düğümümü sıkmadan hemen pırpırımın boyutunu ayarlıyorum arkadaşlar. Düğümümü sıktıktan sonra tekrar buraya 3 tane inci alıyorum. Üç tane incimi aldım. Hemen geçirdim iğnemden. İncimi yukarıya doğru alıyorum arkadaşlar. Hemen iğnemi ipime batarak incim sol tarafta kalıyor ve düğümümü hemen atıyorum. Tekrar aşağıya dönerek birinci pırpırımı tamamlıyorum. Tekrar aynı zürafaya batıyorum. Ve ikinci pırpırımı yapıyorum. Tekrar arasına 3 tane zürafa yapıyorum. Üç tane zürafa yaptım. Son yaptığım zürafaya batarak geri dönüyorum. Modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ben de bu şekilde yaparak tamamlayacağım. Diğerlerini de yaparak modelimi tamamladım arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde tamam oldu. Çok zarif, sade bir model arkadaşlar. Hem yapılışı da çok kolay. Herkesin kolayca yapabileceği güzel bir model oldu arkadaşlar. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.